Depremden önce haliyle bir düzenimiz vardı. Ona göre artık kendimizi koşullandırmıştık. Depremin yıkımı neticesinde evlerimizi kaybettik, ahırımızı kaybettik. Alışılmışın dışında bir hayatla karşılaştık. O zamanlarda hayvancılığı bırakmak için bir endişe geçirdik. Yani satalım mı, başka yere gidelim mi diye. En sonunda direnmeye ve köyümüzü terk etmemeye karar verdik. Çok zor bir şekilde bir yıl geçirdik. Hayvanlarımızın ürünlerini, elde ettiğimiz ürünleri değerinde satamıyoruz. İstediğimiz gibi pazara erişemiyoruz. Depremzede olmamıza rağmen aldığımız ilaçlar, hayvan yemleri aynı şekilde pahalı ve erişimi zor bizim için. Bu şekilde hayatımızı güç bela devam ettirdik bir yıl boyunca. Ahırlarımızı geçici olarak yaptık. Ahırım yıkılmıştı. Yeni ahır yapamadık. Bu şekilde hayırseverlerin göndermiş olduğu brandalarla hayvanlarımıza baraka gibi bir şey, barınak yaptık ve öyle devam ediyoruz işlerimize. Hayvancılığın sorunları deprem bölgesinde daha çok zor. Eski pazar olasılığımız yok, imkanlarımız yok. Sütümüzü tam iyi bir şekilde değerlendiremiyoruz. Haliyle bu yaptığımız iş bize kazanç olarak geri dönmüyor. Özel sektörle bu iş yürümez. Çünkü özel sektör sütü pahalıya almıyor. Kendi hesabına göre en minimum düzeyde sütü alıyor bizden. Kar amacını kendisine daha çok ayırıyor. Hayvancılıkta bu kazanç bizim için daha az gelir elde etmemize neden oluyor. Devletimizin tekrar deprem bölgelerinde süt işleyici fabrikalar, et işleyici tesisler kurulması lazım. Depremzedelerden eti, sütü ve hayvansal ürünleri değerinde alması lazım. Destekle bu iş yürümez. Devletin vermiş olduğu destekler bizim bu işi devam ettirmemize bir katkı sağlamaz. Eğer köylünün sattığı ürünler para ederse köylü üretmeye devam eder. Ama işte özel sektör bizden ucuza alıyor aldığı ürünleri. Aldığı ürünler de bize hayatı çevirmeye, işi döndürmeye yetmiyor. Zarar ediyoruz yani bu şekilde. Bugün biz sütü 13,5 liraya satıyoruz. Bu 13,5 liranın içerisinde ilaç giderleri var, yem giderleri var. Hayvanın ölüm riski var, bizim emeğimiz var. Bize hiçbir şey kalmıyor. Ama üretici bunu, tüccar bunu bu şekilde düşünmüyor. Kendi karını düşünüyor, kendi hesabını düşünüyor. Ama devletimiz burada kendi eliyle bu sütleri ve ürünleri tekrar değerinde alırsa biz daha çok kazanacağız ve ayakta kalmak daha kolay olacak. Köylerde bu işi yapan sayısı artacak. Ben daha güzel olacağını düşünüyorum. Zaten hayvancılığı yan geliri olmayanların hepsi bıraktı. Yani sadece hayvanla geçinen, onun getirisiyle hayatını devam ettirenler
Hepsi sattı, başka yere gitti veya başka işe girdi. Çünkü bir ailenin geçimini bir hayvancılık karşılamaz. Onu hayatını idame ettiremez. Aldıklarımız pahalı. Yemciden pazarlık yapamıyoruz. İlaççıdan, veterinerden pazarlık yapamıyoruz. Onlar istediği şekilde bize ürünlerini satıyorlar. Her aldığımız yem bir sonrakinde daha pahalıya alıyoruz. Ama süt depremden bu yana sadece 3 lira arttı. Aldıklarımız %300, %200 zam yedi. Sattıklarımız sadece 3 lira zam yapabildik. O da biz değil, sadece alacak kişi sütün fiyatını belirliyor. Biz bir şey söyleyemiyoruz. Ben bu kadar alacağım diyor. Biz de ona kabul etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü rekabet etme şansımız yok. Başka tüccar yok. Biberon mu besliyorsun?